Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size bir GEMS'te bir matematiksel model çözdüğümüzde elde ettiğimiz sonuçları bir sonuç dosyasına nasıl yazdırabileceğimizi konuşacağız. Bir sırt çantası probleminin çıktılarını bir sonuç dosyasına yazdırdığımız kod üzerinde birlikte çalışacağız. Önce kısaca sırt çantası problemini hatırlatmak istiyorum. X, Y karar değişkeni inci parçanın seçilip seçilmediğini gösterir. 0 ve 1 değerini alır. A, İ, inci parçanın ağırlığını, P, İ, inci parçanın karını ve C de sırt çantasının kapasitesini gösteren parametrelerdir. Matematiksel modelimizi görüyoruz yansının sağ tarafında. Ve problemimizin parametreleri de, örnek problemimizin parametreleri de slide'ın alt kısmında yer alıyor. Şimdi biz bu probleme ait GEMS kodunu açacağız. Sizler de bu GEMS kodunu ekranda gördüğünüz adresi kullanarak, linki kullanarak indirebilirsiniz internetten. Şimdi ben GEMS kodunu açmak istiyorum problemi. Gördüğünüz gibi problemin küme tanımı, parametrelerinin yer aldığı bölüm, karar değişkenlerinin tanımlandığı bölüm, kısıtların isimlendirildiği ve kısıtların açıkça yazıldığı bölümler, modelin ismi KP ve aşağıda da çöz komutu. KP problemi bir tam sayılı model olduğu için MIB kullanarak amaç fonksiyonunu Z değişkeni ile kodladım. Z değişkeni değerini maksimum yapacak şekilde MIB çözücülerini kullanarak KP modelini çöz komutu. Modelimi ben bu haliyle çözdürdüğümde GEMS kendisi de sonuçlarını bir dosya üzerine yazar. Ancak bu dosya oldukça ayrıntılı bir dosyadır. Özellikle de büyük problemleri çözmek istediğimde bu dosya oldukça uzayabilir. Ben sadece ilgilendiğim sonuçları eğer yazdırmak ister isem, ben sadece ilgilendiğim sonuçları yazdırmak ister isem, burada dosyamı açamadım. Şu uzantısını düzeltmek istiyorum. Evet. Tamam. GEMS dosyamı az önce anlatırken yanlışlıkla kapamışım. Evet, GEMS dosyamı açtım. Şimdi sol komutunun altına sadece istediğim çıktıları yazdırabilmek için komutlarımı yazacağım. Öncelikle arkadaşlar file diyorum. Ve sonuç dosyasını bir kelimeyle kodluyorum. Ben burada sonuçlar diye kodlamak istiyorum. Ve daha sonra kodladığım dosyanın adresini ve adını yazmam gerekiyor. GEMS'te sonuç dosyasının önceden açılmış ve kayıtlanmış olmasına gerek yok. Ben masa üstüne sonuçları yazdırmak istediğim için masa üstünde herhangi bir dosyanın üstüne özelliklere tıkladım. Ve buradan adresini kopyalıyorum. Buraya adresi yapıştırıyorum. Daha sonra sonuç dosyasına nasıl bir isim vermek istiyorsam bu ismi yazıyorum. Ben modelimin adı KP olduğu için KP sonuç diye bir isim vermek istiyorum. Uzantısı TXT olmalı. Daha sonra ters slash ve noktalı virgülle bu satırı tamamlıyorum. Sonra put sonuçlar diyorum. Noktalı virgül koyuyorum ve bundan sonra sonuç dosyasına konmasını istediğim her şeyi başına put komutunu koyarak yazıyorum. Şimdi ben sonuç dosyasının ilk başında hangi GEMS dosyasının çalıştırıldığının yazmasını istiyorum. O yüzden system.efile yazıyorum ve
slash noktalı virgül koyuyorum. Burada bir şey açıklamak istiyorum. Slash noktalı virgül sonuç dosyasında bir sonraki bilgiyi alt satırdan başlayarak yaz anlamına geliyor. Şimdi bu komut sayesinde sonuç dosyamızın en üst satırına arkadaşlar hangi GEMS dosyasını çalıştırdığımız yazacak. Sonrasında ben iki bilgi daha yazmasını istiyorum. Onlar da çalıştırdığım tarih, bu dosyayı çalıştırdığım tarih ve bu dosyayı çalıştırdığım zaman. Sonrasında artık problemime ait bilgileri yazmak istiyorum. Ve o yüzden bunu diğer satırlardan ayırabilmek için bir ayırıcı satır kullanıyorum. Yıldızları koyuyorum. Ve yine alt satıra geçsin diye bundan sonra noktalı virgülü koydum. Problemimin ne kadar sürede ve amaç fonksiyonunun hangi değerini alarak çözüldüğünü yazdıracağım. O yüzden ilk önce bunların başlıklarını yazdırdım. Problemimin süresini yazdırabilmek için arkadaşlar dosyamın adını yazıyorum. Nokta koyuyorum. Ve res used yazmam gerekiyor. Evet. Şimdi slash koymuyorum çünkü yanına yazmasını istiyorum. Bakın sürenin yanına amaç fonksiyonun değerini çünkü yazdırmayı planladım. Z nokta L yazıyorum. Çünkü amaç fonksiyonuma Z değişken ismini kullanmıştım. Çözüldükten sonra değişkenler hangi değerleri aldı görmek istiyorsam nokta L diyerek bunu görüntüleme şansına sahibim. Şimdi alt satıra geçsin istediğim için slash'ı kullandım. Buraya nokta virgül koymalıyım. Evet. Şimdi yine x değişkenlerimi yazdırmadan önce yıldız satırımı kullanayım. Ki değerleri birbirinden ayıralım. Evet. Şimdi yine bir başlık satırı yazacağım. I indisinin değeri ve xi karar değişkeninin değeri başlık satırını oluşturdum. Slash noktalı virgül. Şimdi bir loop döngüsü açmak istiyorum. Çünkü i tane karar değişkenim var. O yüzden loop döngüsü aynı for döngüsü gibidir. Loop i diye yazdığımda verdiğim komutun i kere tekrar edilmesini, her i değeri için tekrar edilmesini sağlar. Burada ben bir if ile de şunu kontrol etmek istiyorum. Karar değişkenimin değeri eğer sıfırdan büyükse nokta L demem lazım. Evet. J. Eğer sıfırdan büyükse o zaman yazdırmak istiyorum. Eğer sıfırdan büyük değilse yazılmasını istemiyorum. Put dedim. İndisi yazdırabilmek için i nokta TL diyorum. İndisin uzantısının TL olmasını gerekiyor. Virgül diyorum ve x'in değerini bu sefer yazdıracağım. X ile J diyorum. Evet. Her indis ve karar değişkeninden sonra alt satıra geçmesini istediğim için slash'ı koyuyorum. If'in parantezini kapatıyorum. Loop'un parantezini kapatıyorum. Noktalı virgül satırımı tamamlıyorum. Böylece arkadaşlar dosyama yazdırmak istediğim her şeyi yazmış oldum. Dosyamı kapatabilmek için put close dedim. Ve sonuç dosyamı kodlamıştım hatırlarsanız sonuçlar ismiyle. Bununla da sonlandırıyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Şimdi dilerseniz çalıştıralım modelimizi. Bazı hatalar verdi. Kontrol edelim. Nereden kaynaklanmış bu hatalar? Çünkü i yazmam gerekirken j yazmışım. Hemen onları i diye düzeltiyorum. Evet. Kaydedeyim. Şimdi çalıştırıyorum.
Bir tane daha hata verdi. Evet, çünkü burada yazım hatası yapmışım. Şuradaki e'nin olmaması gerekiyor. Kaydediyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Tamam, şimdi çalıştı. Bakın daha önce çalıştırdığımda burada put file diye bir satır çıkmamıştı. Sadece Gems'in kendi oluşturduğu sonuç dosyasına ait link vardı. Şimdi bizim put file'ımızı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi problemim 0.03 saniyede çözülmüş. Amaç fonksiyonun değeri 22 olarak gerçekleşmiş. Ve sadece 3, 4, 7 ve 8 numaralı değişkenlerim bir değerini almış. Diğerleri sıfır değerini aldığı için onları sonuç dosyasına yazdırmadı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.